Zaman zaman biz de böyle siber güvenlik uzmanlarıyla konuşurken görüntülerimizin dahi işte kullanılabileceği, sanki ekranda karşısındaymış gibi karşılıklı sohbete girebileceğini belirtiyor. Hatta en büyük tehdidi de bize yapıyorlar, işte sunuculuk mesleği, radyoculuk mesleği, seslendirme meslekleri önümüzdeki günlerde yok olacak şeklinde. Bunu böyle dillendiriyoruz yavaş yavaş ama bir yandan da şunu görebiliyoruz. Özellikle şarkı çıkarmak isteyen kişiler kendi seslerini kaydediyorlar ve sonrasında sanki o şarkıyı seslendirmiş gibi, değil mi? Artık böyle yöntemler de var ama dinlediğimiz zaman o sevdiğimiz sanatçıların o duygularını, o sözlerini hiçbir zaman bize yansıtamıyorlar. Yani bunu halkımız mı ya da işte bu kullanıcılar mı farkına varıp da onları dinlemeyerek mi belki de bir işte tavır gösterecek, yoksa sahip çıkacaklar mı? Bu konuda da çok endişelerim var. Ne dersin? Şöyle söyleyebilirim. Daha dün yaşadığım bir örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Bir kişi seslendirme üzerinden destek istedi. Benden seslendirmesini yapacağım. İlk yapmış olduğum seslendirmeyi dedi bana biraz robotik geldi Şaban Bey. Şimdi düşündüm. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum gerçekten. Şimdi bu alanla ilgileniyorum. Biraz yapay zeka tabanlı seslendirme platformlarındaki sesleri birkaç haftadır analiz ediyorum. Farkında olmadan artık onu da modellemiş ve kodlamış oluyorsunuz Aleyna'nın. Bu çok önemli. Ya buna biz şey diyoruz, hiper gerçek ses. Hiper gerçek ses aslında bir manada simüle edilenin yerine gerçeğini unutup simüle edileni kabul etmek manasına geliyor. Yani siz yapay zeka tabanlı bir seslendirme platformunun sesini dinleye 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 siz olabilirsiniz, ben olabilirim, normal kişiler olabilir. Bir süre sonra çünkü kulaktan öğreniliyor seste, güzel konuşmada. Bunlar ayrı konular ama onu artık taklit etmeye ve içselleştirmeye başlamış oluyorsunuz. Ve bir süre sonra robotikleşmeye dönüyorsunuz. Yani bana dedi ki bu ses dedi biraz robotik oldu sanki dedi. Biraz daha samimi, biraz daha candan, biraz daha duygu katabilir misiniz? Ya düşündüm, okudum, gerçekten öyle. Yani bizlerde bile, bu işi profesyonel yürüten kişilerde bile bu kaymalar söz konusu olabiliyor. Yani simüle edilen ses gerçek sesin yerini almış ve kabul etmiş oluyoruz. Yani bundan 10 yıl sonra belki de her birimiz merhaba Aleyna Hanım, nasılsınız gibi konuşmaya başlayacağız. Yani böyle devam ederse ama maalesef tam olarak insan duygusunu o çünkü insan beyin itibariyle de konuşmayı planlama, algılama, düşünme konusunda karmaşık bir nöron yapısı söz konusu. Dolayısıyla hala yapay zeka algoritmaları, derin öğrenme modelleri onu kopyalayamadı. Mesela ince bir duyguyu veremiyor. Yani bir kelimeyi beni arama, kelime cümlesini beni arama, beni aramayı birçok tonda söyleyebilirsiniz. Kızgın beni arama, şefkatli bir tonda da beni arama diyebilirsiniz. Bunu o kadar çok duyguda söyleyebilirsiniz ki yapay zeka tabanlı teknoloji seslendirme platformları henüz bunu yapamıyor ama günden güne de ilerliyor. Yarın yapamayacakları anlamına gelmiyor. Kişiler nasıl tepki koyabilir? Biz bu alanda biraz da profesyonel bu işi yürütenler olarak evet haklarımızı arayacağız. Klonlamaya karşı, kötüye kullanıma karşı gerekli mecralarla bağlantı geçip hukuki uyarılarda ve telkinlerde bulunuyor olacağız. Kişilerde eğer hiper gerçek bir sesi kabul kıvamına gelmezse eğer dolayısıyla daha duygu yüklü, daha insanın temas ettiği sesleri kullanıyor olmak ve tercih ediyor olmak gerekiyor. Evet ben de mesela böyle bir uyarı aldım. Farkında olmadan demek ki kayabiliyoruz, dönebiliyoruz ama hala farkında olup uyaranlar da oluyor. Biz de bu uyarı. Çünkü bazı şimdi iyiye kullanım da var Aleyna Hanım. Bazı yerlerde işte ses asistanlarında kullanılabilir karşılamalarda vesaire. Bu teknoloji kullanılabilir. Siri'den bahsettiniz. Ama kullanılamayacak alanlar gerçekten var. Yani bir reklam filminin seslendirilmesi, bir dublajın, dizinin, sinema filminin dublajının yapılması. Bunu bir yapay zeka teknolojisiyle yapabilmek çok zor. Şu aşamada çok zor. Bu şimdilik mümkün değil demiyorum ama geldiği nokta itibariyle biraz zor.
Biraz sektörü de ilgilendiren bir durum. Yani tabii ki firmalar işte ajanslara gidiyorlar. Böyle şöyle bir reklam filmi istiyorum, şöyle bir ses tonu istiyorum. Zaman zaman seslendirme sanatçılarına gidiyorlar. Zaman zaman işte ses sanatçılarına gidip şarkı söyletebiliyorlar ki onlar daha çok akılda kalıyor. Onların da tercih etmesi noktasında böyle bir seçenek sunuluyordur diye düşünüyorum. İşte yapay bir ses mi olsun yoksa gerçek bir ses mi olsun? Bunu bile pazarlarken değil mi? Bu reklam verenlerin de firma sahiplerinin de kendi prestijlerini düşünürken bunu göz önünde bulundurmaları gerektiğini de düşünüyorum. Ne dersiniz? Kesinlikle. Şimdi bazı alanlar var. Özellikle işte film dedik, reklam dedik, TV, radyo, video oyunlar dahi buralarda duygu temelli ve duygu yüklü seslerin olması isteniyor. Çünkü aslında cümlenin bağlamsal düzeyinde de baktığınızda farklı frekanslar ve tonlama yapabiliyorsunuz. Yani sesin de bir melodisi var. Dolayısıyla ineceksiniz, çıkacaksınız, sesinizi biraz daha duygu yükleyeceksiniz. Bunu birçok hala birçok yer bu böyle bir seslendirme istiyor, marka, kurum, oluşum. Ama şimdi bazıları da diyor ki ya benim için seslendiriliyor olması, anlatıyor olması yeter. E-kitaplarda mesela çok yaygın kullanılabiliyor bu, özellikle bazı akıllı telefon ve uygulamalarda dediğim gibi çok rahat kullanılabiliyor ve tercih edilebiliyor. Asistanlar üzerinden, sesli asistanlar da kullanılabiliyor. Orada kullanılmasının bir sakıncası yok. Tabii markanın ve kurumun tercihine bağlı. Ama diğer bahsetmiş olduğum radyoydu, televizyondu, reklam filmleriydi, belgesel seslendirmeleriydi. Buralar biraz daha duygu temelli ve yoğunlukla hareket ettiği için buralar çok tercih edilen. Ben bir reklam filminin amatörce konuşmuyorum, profesyonel düzeyde bir ve kaliteli bir kurumun, firmanın reklam filminin yapay zeka tarafından seslendirildiğini bugüne kadar duymadım. Ama yarın olabilir mi? Bilmiyorum. Eğer işte bazı kabuller oluyor Aleyna Hanım. İşte biraz hiper gerçek sesten bahsettim. Bir süre sonra ona alışırsak ve onu benimsersek herhalde oraya doğru da gidebilir. Çünkü yadırgamayacağız. Çok teşekkür ederim katkılarından dolayı ama eklemek istediklerim varsa onları da almak isterim. Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Yapay zekayı, teknoloji, özellikle seslenme platformundaki etkilerini konuştuk. Daha çok konuşacağız. Her geçen gün yeni bir gelişmeyle uyanıyoruz. Takipçi arkadaşlarımıza da, bizleri seyreden kişilere de teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Samimi Haber ailesine bu samimiyetler için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim katılımlarınızdan dolayı. Seslendirmen Şaban Özdemir yayın konuğumuzdu. Samimi Analist programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.